Tükürük bezi kanserlerinin ameliyatlarından sonra bir hastanın yaşamında neler ortaya çıkar, nasıl olur? Bu tükürük bezi kanseri neredeyse, yani ameliyat nereye yapıldıysa biraz da ona bağlıdır. En sık karşılaştıklarımızın kulak önünde olduğunu düşünecek olursak, o halde burada bir kere ne ortaya çıkabilir? Bir, kulak memesi, kulak kepçesinin alt yarısı ve boynun bu kısmında uyuşukluk. Belki de hemen tamamen çıkabilir diyebiliriz. Nadiren hastalarımıza bu bölgede bir uyuşukluk olmadan ameliyatı tamamlayabiliyoruz. Ama hemen hep bu bölgedeki siniri sağlayan, hissetmeyi sağlayan sinir gidebiliyor. Bir uyuşukluk hali. Erkeklerde bazen tıraş olurken de bir problem olabiliyor. Genellikle daha geniş bir uyuşukluk sahası zamanla küçülebiliyor ama böyle bir şey ortaya çıkabilir. İki, bu bölgede hafif bir çukurluk kalabilir. Çünkü tükürük bezinin önemli bir kısmını almış oluyoruz ve burada biraz çukurluk ortaya çıkabiliyor. Herkes de bu o kadar kendini belli etmiyor ama bazen olabiliyor. Üç, nadiren gördüğümüz ama çok da nadiren olmayan bir şey, yemek sırasında burada bir terleme görebiliyoruz. Yani yemek yiyorsunuz o anda, hop burada şakır şakır ter akıyor. Bu da ameliyat sahasındaki tükürük sinirlerinin artık tükürük bezi bulamayınca ter bezlerini çalıştırması denen bir durumdur bu. Böyle bir durumla karşılaşabiliyoruz. Çabamız her zaman yüz sinirinin çalışıyor olmasıdır. Yani normalde böyle bir ameliyattan sonra kişi aynı mimiklerini yapabilmek durumunda. Nadiren de olsa geçici bir etkilenme olur. Bunu istemiyoruz ama bu da hiç olmuyor demek de artık biraz abartı olacaktır. Genellikle olmadan tamamlayabiliyoruz, onu söyleyebilirim. Bunun dışında diğer bölgelerde yapılan tükürük bezi cerrahilerine eğer bir risk, bir komplikasyon gerçekleşmemişse sadece her koşulda bir iz kalacaktır. Bu izin de en iyi şekilde iyileşmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Yani bir estetik kapama yapıyoruz. Daha baştan dokuları belli bir itinayla yaklaşılıyor. Bugün tıp özellikle bunlara dikkat etmekte en az iz kalacak şekilde bir yarayı kapatmış oluyoruz. Özetle iz kalabilir, özetle bir uyuşukluk olabilir, belki yemek sırasında terleme olabilir ve ameliyat sahasında bir çukurluk olabilir.